Siz evlendiniz, tamam mı? Zaman ilerledi. Çocuğunuz da oldu. Ve çocuk küçücüktü daha. 3 aylık, 5 aylık derken büyüdü. 1 sene, 2 sene, 3 sene, 5 sene ve 7 yaşına geldi. Artık okula verdiniz, belki 2. sınıfa gidiyor. Bununla beraber yavaş yavaş zaman ilerledikçe çocuğunuz büyümeye başladı. 11 yaşına geldi. 5. veya 6. sınıfta başkalarıyla tanışmaya başladı. İnsan insanla insan olur. Çevresiyle insanlaşır, karakteri gelişir. Çevredeki insanların, çocukların etkisiyle siz çok yakındınız, sizden uzaklaşmaya başladı. Baktınız ki çocuğunuzun artık kurtarılması gerekiyor kötü arkadaşlardan. Çünkü çocuğun zaman ilerledikçe ergenlik çağı da yaklaşıyor. İpin ucu kaçacak. Fark etmeye başladım. Artık 12-13 yaşlarına geldi. İsyan etmeye başladı. Oyunun başından kalkmıyor, televizyonun başından kalkmıyor veya elinde sürekli cep telefonu var veya Sony PlayStation'la oynuyor bütün gün, geceleri belki uyumuyor sabaha kadar. Eğer bunları yaşıyorsan o zaman acil çocuğunu kurtarman gerekiyor. Neyden kurtaracaksın? Oyundan, kötü arkadaşlardan belki de, kötü çevreden, tamam mı? Veya telefon bağımlılığından çocuğunu kurtarma vakti geldi. Bekleyerek, pembe gözlük takarak, gereksiz ilaçlar kullanarak bu problemi çözemezsin. Çocuğunu kendine o yöntemlerle, hokus pokusla yaklaştıramazsın. Mümkün değil. Deve kuşu misali, kafanı kuma gömerek, toprağa sokarak problemi çözemezsin. Birilerine götürerek böyle sürekli her hafta bir yaşam koçuna, her hafta bir doktora, her hafta bir psikoloğa götürerek problem çözülmüyor, çözülmeyecek. Sen harekete geçmen lazım. Anne veya baba olarak. Sorumluluk alman gerekiyor, hareket etmen gerekiyor. Sorumluluk ne biliyor musun? Sen duyguları, düşünceleri ve davranışları nasıl değiştirmen gerektiğini görmen lazım, öğrenmen lazım ve kendinde uygulaman gerekiyor ilk önce. Çocuğuna duyguları, düşünceleri, davranışları nasıl değiştirdiğini öğrendiğinden dolayı uygulaman gerekiyor. Çocuğun düşüncelerini değiştirdiğin zaman oyuna karşı, cep telefonuna karşı veya kötü arkadaşlarına karşı çocuğun davranışı da değişecek. Yani sen duygu, düşünce ve davranışı değiştirmeyi öğrenmen lazım. Bir psikolog gibi düşün. Bir psikolog olman lazım. Yani çocuğun psikoloğu olman lazım. Öbür türlü her hafta psikoloğa gideceksin. Peki o psikolog, o doktor, o yaşam koçu ne yapıyor? Çocuğunuzun duygusunu, düşüncesini, davranışını değiştirmek için uğraşıyor her hafta. Ve her hafta zaman harcıyorsun. Her hafta 1 saat gidiyorsun, 1 saat bekliyorsun, 1 saat seans oluyor, 1 saat dönüyorsun. 4 saat, 5 saat çocukta bıkkınlık oluşuyor zaten. Çocukta bıkkınlık oluyor. Artık istemeyerek gidiyor. Veya sen, tamam mı? Eşler olarak oraya, o danışmanlığa istemeyerek gidiyorsun artık. Bıktın. Enerji harcıyorsun. Ömrünü tüketiyorsun. Sadece zaman ilerliyor. Başka bir şey olmuyor. Kazanan kim? Kazanan gittiğin yer. Sen kaybediyorsun. Neden? İnat ettiğin için. Bencillik yaptığından dolayı. Ego yaptığından dolayı. Tamam, ben biliyorum. Veya ben yapamam. O yapar. Psikolog yapar, yaşam koçu yapar, doktor ilaç verir. Çocuğun duygusu, düşüncesi, davranışı değişir diye düşündüğünden dolayı, öyle bildiğinden dolayı, yanlış düşündüğünden dolayı sadece ömrünü tüketiyorsun. Bu şekilde çocuğunu kazanamazsın. Bu şekilde çocuğunu kazanan oran olarak çok az. İstatistiklere bak. Gir Google'a. Üşenmeden yaz. Yaz. Ne kadar? Başarı oranı nedir diye. Göreceksin. %5, %10. Tamam mı? Çünkü kalıcı çözüm ne biliyor musun? Ebeveynlerin, annenin veya babanın, tamam mı? Kim daha fazla becerikliyse bu konuda, o çocuğunun duygularını, düşüncelerini ve davranışını değiştirmeli. Dolayısıyla sen de artık bundan sonra karar ver. Sorumluluk al. Ben yapmam lazım. Ben yapabilirim. Çocuğumun en iyi psikoloğu benim. Ve ben bunu öğrenmem gerekiyor. Çocuğumu kazanmak için, kaybetmemek için yapmam gereken şey
benim harekete geçmem gerekiyor cümlesini kafanın içine yaz. Ve bu şekilde inan. Başka türlü değişmiyor değerli arkadaşlar. Bakın size söylüyorum, başka türlü bir yolu yok. Araştırın, inceleyin, Google amcaya yazın, sorun, bakın göreceksiniz. Siz de eğer gerçekten sorumluluk almak istiyorsanız, bu zamana kadar yanlış bildiklerinizi kenara atacağım diyorsanız, problemi çözemiyorum, çocuğumu kazanamıyorum diyorsanız, gerçekten çocuğunuzu kazanmak için doğru yöntemleri öğrenmek istiyorsanız o zaman benimle iletişime girin. Peki nasıl iletişime gireceksiniz? Çok basit değerli arkadaşlar. Hemen videonun altında link var. Tıklıyorsunuz, formu dolduruyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Gerçekten sizin azminizi görürsek bizim arkadaşlar sizi ararlar. Benimle birebir bir randevu, online randevu verirler. O ön görüşmede şu anda neredesiniz? Ve ne kadar zamanda nereye gitmek istiyorsunuz? Bunu oturup konuşuruz. Bununla beraber çocuğunuzu nasıl kazanırsınız? Bunları size adım adım anlatırım. Bunun için yapmanız gereken tek şey hemen videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup göndermek. Bununla beraber değerli arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın ve henüz değilseniz bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum. Yanında da sevdiğiniz insanlar vardır çevrenizde. İhtiyacı olan insanlar vardır. Belki çocuğunu kazanmak istiyordur. Ama ne yapacağını bilmiyordur. Nereden başlayacağını bilmiyordur. Bu videoyu onlara gönderin. Onlar da ne yapsınlar? Bazı şeylerin farkına varsınlar. Belki sizin vesileniz ile çocuklarını kazanırlar, kurtarırlar. Hoşça kalın.